Taze Sebze Tarifleri kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle balkabağı böreği tarifi paylaşıyorum. Şimdi gelin birlikte yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle balkabağımı rendeliyorum. Ben yaklaşık olarak 1 kilogram kadar balkabağı kullandım. Rendemin iri kısmıyla balkabağını rendeledim. bal kabağımı rendeledikten sonra karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Benim balkabağım oldukça susuz bir balkabayıydı arkadaşlar. Onun için suyunu sıkmadım. Siz eğer suluysa balkabağınız mutlaka üzerine tuz ilavesi yapıp, bu aşamada suyunu bir sıkın. Şimdi de bir tane soğanımı yemeklik doğruyorum. Doğradığım soğanı kabımın içerisine ilave ediyorum. İçerisine tuz, karabiber ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum. Şimdi de aralarına sürmek için sosumu hazırlıyorum. 2 yumurta kullanıyorum birisinin sarısını üzeri için ayırdım. Bir su bardağından bir parmak eksik süt, iki parmak eksik de ayçiçek yağı kullanıyorum. Ve iyice çırpıyorum. İçerisine tuz ilave edip karıştırıyorum. İlk yufkamı tezgahımın üzerine alıyorum. Yufkamı tezgahımın üzerine serdikten sonra hazırlamış olduğum sosumdan yufkamın üzerine alıyorum. Her tarafına ulaşması için de şöyle kenarlarından katlıyorum. Kuru yeri kalmasın diye. Ve iç harcımdan her tarafına döküyorum. Ve rulo şeklinde yufkamı sarıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine alıyorum. Diğer yufkalarıma da aynı işlemi yapıyorum. Ben toplamda 5 tane yufka kullandım. Benim tepsim için 5 yufka idealdi. Eğer videom buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmına bir kalp dahi olsa bırakırsanız mutlu olurum arkadaşlar. Diğer yufkalarıma da aynı işlemi yapıyorum. artan sosumdan yumurta sarısının üzerine biraz alıyorum. Böreğimin üzerinde hiç kuru yer kalmayacak şekilde yumurta sarısından sürüyorum. ve 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Bal kabaklı böreğim pişti, artık servise hazır. İç dokusunu da size göstermek için soğuduktan sonra böreğimi dilimleyip servis yapıyorum. Tarifin buraya kadar izlediyseniz yorumlar kısmından düşünce ve deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma destek olmak için de beğendiğiniz tariflerimi sevdiklerinizle sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler.